Arabam.com'u aracını ilana koyarken Arabam Kaç Para akıllı algoritmasıyla doğru fiyatı kolayca belirlersin. Satılık ilanın 60 güne kadar ücretsiz yayında kalır, arama listelerinde ile yer alır. İlanını hemen ver, çekilişle birbirinden güzel hediyeler kazanma şansı yakala. Arabam.com Futbol heyecanının Mediamarkt'la tam zamanı. Mediamarkt Tatava'yı sunar. Evet şimdi bizim bu güzel tabii, konu bu güzel bu konu. Bizim ahval ve şerait <laughs> içerisinde sıkça <laughs> tartıştığımız kendi gündemimizdeki konulardan bir tanesi tabii ki var. Ee, yani olmazsa olmaz konu başlıklarından bir tanesi. Bütün dünyada aslında Avrupa'da tartışılıyor. İsveç'te önümüzdeki sezondan itibaren kullanılmıyor. Ee, ne kadar sürekli olacak onu bilmiyorum. Sen biliyorsan ekle. Bir Premier Lig'de de Wolverhampton önderliğinde bir imza kampanyası düzenlendi. Wolverhampton'ın tezi de şu. Oyunun temposunu gol sevinçlerinin ruhunu, futbolun doğal akışına bir kere direkt sekte vuruyorsunuz. Biz bunu artık istemiyoruz kardeşim diyorlar. Ee, ben de onun altına imza atıyorum. Benim imzam hiçbir karşılığı yok ama diğer Premier Lig'lerde bunun altına imzasını atarsa belki bir şeyler olabilir. Ya şimdi şöyle 3'te 2'lik üstünlük gerekiyor. Yani 20 kulübün 14'ü hederse gelecek sezondan itibaren var kalkacak. Ee, Atletik de şey de yapmış. Kulüplerin taraftarlarına oy verme şansı e, vermiş. Şöyle bir şey var. 15'i kaldırın demiş. 115. Taraftarların ama. Taraftarlar yani buna temsilci, kulüp temsilcileri değil. Taraftarlar biraz daha duygusal yaklaşmışlar. Atletik okuyucuları mı? Atletik okuyucuları. O zaten atletik abonesi misin sen? Oraya gittiğin Aynen. zaman bir takım seçiyorsun. Evet. Oradan da vote açmışlar. Hmm. Ya hangi takım taraftarı olduğunda da belli. Mesela en çok kaldırılmasını isteyen tabii ki Wolverhampton taraftarı. %92 ile var iptal edilsin diyor. İki Liverpool mu Arsenal mi? İki. O Liverpool da Arsenal yüzde kırkla kaldırılsın diyor. Bak en çok zarar görmüş takımlardan birisi. Liverpool da Liverpool'u baktım da unuttum şimdi. Bournemouth yüzde seksenle kaldırılsın istiyor. Luton Town yüzde seksen kaldırılsın istiyor taraftarları. Tabii en az kim tahmini dersin ki Manchester City taraftarı devam etsin istiyor. Yani bana da açıkçası burada birkaç, 5-6 senin dedikleri yani. mesela... Ya en büyük problem ne biliyor? Gerçekten de tam adalet bir yana da... Ya geçen de hangi maçta oldu? Ve Konya Spor-Fenerbahçe maçında. Konya Spor golü attı. Çok da bariz offside ha? aslında. Tribüne gitti, formayla... Kartal sesleri... Herkes yuvarlandı yerlerde. Şşş. <laughs> Sonra döndük bir baktık ki e, abi gerçekten de evet ad, adaletsiz bir şey olacaktı ama futbolunda bu öngörülemez. Futbol neden seviyoruz sorusunun, oyunun güzelliği dışında şu duygu yoğunluğu. Hep benim söylediğim bir şey var ben hayatım en anlamsız böyle şeylerini sevinçlerini böyle ya bir stadyumda büyük ama anlamsız hiçbir şey değişmiyor hayatında gol oldu sayı oldu basket oldu çok seviniyorsun ama. Hiçbir şeyde değişmiyor. Anlamsız bir sevinç aslında. Ama bunun için seviyor insanlar da biraz. Valla ben baştan beri zaten hep bir şeydim. Yani eğer illa bir teknoloji kullanılacaksa bence gol çizgisi ve offside'larda e, kullanılabilir diyeyim. Ve bence %100 offside'larda ben... kullanılması Aynen. lazım. Yani çünkü orası hakikaten ama onun da bir elden geçmesi lazım gibi de geliyor bana çünkü... Yani sadece şu kadar bir santimlik bir şeyin ben avantaj teşkil ettiğini o, ve yani olmaz atıyorum Icardi'nin sallıyorum ciko önünde ya çok öyle önüne ha. geçilemez bir avantaj elde ettiğini düşünmüyorum. Ve oradan bir kolay ölçülebilir bir şey söylemiyorum belki. Yok kolay ölçülüyor artık. Hayır. Ölçülüyor. Geçen bu sezon. Ama dediğim işte o sadece bir Türkiye, santimden ben, ben bir şey olmasın diyorum Türkiye ben. Türkiye Ligi maçında şöyle bir şey oldu. maçı Ama geriye kaçarken Krampon'un şeyi ya. Krampon uzun çivisi şeye ölçülebildiği için Gerçekten de bu yaşan Offsite oldu yani gidip geri geldi Oyuncu bir Anadolu kulübü maçında Şimdi ölçebiliyorsan artık bunun bir santim 1 milimi mm yok Ölçülüyorsa Bu fact de bilimsel işte bir şey. Ya o kadar fazla geliyor bana sadece. Ama yoksa. öbür türlü de olmaz ki 5 santimden sonrası mı offsite 10 santimden mi yani 15 gol çizgisinde evet 11 milimin karşılığı olmalı Ama Offsite de bence 11 milimin karşılığı olmalı. O zaman şeye olmamalı. de gelebilirsin yani tam kopması gerekecek hani defans oyuncusu temas işte ediyorsa çok zor şey zor bir şey söylüyorum ama bence e... şimdi var bilimsel olarak şöyle de bir şey var rakamsal değil istatistiksel olarak doğru karar şeyde de yüzde 82'den yüzde 96'ya çıkmış varla beraber oyunda 2019'da İngiltere geliyor bir sene de geç geldi yüzde de muhtemelen biz düşürüyoruzdur diye düşünüyorum <laughs> yok yok İngiltere <laughs> ligi ile alakalı yüzde 96 ya bu sezon olan işte Tottenham arsenal maçı, Liverpool'un verilmeyen büyük skandal. Abi şey... o yüzden Liverpool yukarıdadır diye düşündüm ben yani hani. Liverpool'un ben sana direkt 8 puan ekle şuraya mesela ne oluyor? Hı. Bak bakalım. Hı hı hı. Ya gidiyorsun sen de şeyi yenemiyorsun be abicim. Kimdi o? Ya tamam o zaten klasik bizim burada da içinden çıkamadığımız tarz. Sen git o öbürünü yen diyorsun yani. Ama <laughs> abi işte ayağına bastı mı da basıyor yani. Yani ben ee, şu şeye ne diyorsun peki? Bir yandan da varla alakalı işte tempoyu düşürme de en büyük soru işaretlerinden bir tanesi ya. Şu tartışma belki de Premier Lig'de menajerlerin iki defa ee, pozisyona itiraz hakkı, challenge Bence yani, bu basket... mantıklı. Bence yapılması gereken, protokole eklenmesi gereken şeyler var. Yani daha az kesilmesini istiyorlar oyunun ama. Bence bu ben kadar... %100 kendini yere atmalarda ve ikinci sarı kartlarda kırmızıya gidiyorsa eğer bakılmalı ya. Yani ha, şu an, mesela şey Ciku pozisyonuna şey. pozisyonu son olduğu için bu ikinci kırmızı kart direkt tartıştık. kırmızı ya ba... kırmızı kart çıkıyor zaten o karar hatalıysa sen Aynen. oyunu tamamen ben gidişatını enge... değiştiriyorsun. Artı bir de kendini ceza sahası içerisinde yere atmalarda yüzde yüz futbolculara caydırıcı olarak o da girmeli abi sarı kart yani kendi aldatmaya yani bilmiyorum belki ekran başında seyrettirmemek, var hakiminin direkt bu pozisyon, kart, at, gel seyret değil, ver penaltıyı. Bir ara öyle hmm. uygulanıyordu İngiltere'de ilk geldiğinde hatırlarsan. Var hakimi şey yapıyordu. Bu pozisyon penaltı, penaltıyı ver hmm. yapıyordu. Evet. Seyrettirme işi sonradan Premier Lig'de oldu. Yani bu, bunu ben çok Vallahi mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. böyle bir uygulama gelecekse maç ne olacak abi? 90 dakika 110 dakika sürecek yani, yani zaten, zaten tempo bir öldüren he. bir şey. Bence böyle bir şey deniyorlarsa iki gün sonra maçların sürelerini kısaltacaklarsa falan deniyorlar bence. Umarım da olmaz öyle bir şey. Bu da olmasın. Yani şeylerden yani birisi o var. Basketbolda çok haldeydi. öldürüyor abi yani hani sen bir ritim yakalıyorsun, bir tempo yakalıyorsun. Hop bir şey oluyor, karşı challenge veriyor abi. Tam bitti gitti yani. Bazen de o ritmi kullanmak ayrı bir şey. Tabii. Ya bu da bir şey olacak olursa, enstrüman olacak olursa zaten bizim ligde yatan yatana. Lenovo Tab M11 8 çekirdekli işlemcisiyle kesintisiz oyun deneyimi, birden fazla uygulamayı aynı anda kolayca çalıştırma kabiliyeti, kusursuz video izleme, bol miktarda bellek ve depolama alanıyla beklentilerin çok ama çok ötesine geçiyor. Su ve toza dayanıklı bu cihaz her öğrencinin sırt çantasında güvenle yolculuk edebilecek kadar da sağlam. İnce ve hafif yapısı sayesinde kolayca da taşınabilir durumda. İhtiyaçlar sizden, teknolojiler bizden. Lenovo Tab M11 128 GB tablet şimdi MediaMarkt'ta. Siz de hemen mediamarkt.com.tr'ye girin, teknolojileri keşfedin. Evet. Gora'ya evet, nasıl geldik lan bakayım. birden? <laughs> evet, burada mikrofonlarımızı Gora'dan sorumlu devlet bakımı Mekkege'ye bırakıyoruz. Evet. 20 yıl sonra... Goran'ın yeni filmi duyurulmuş. Netflix Türkiye'de. Bole'nin tek rakibi Netflix. Ya ben iyi bir film olacağını çok üzgünüm ama biliyorsun kendisine Cem de buradan da çağrıda bulunmuştuk. Gelir diye bir, bir belki Tatava'ya sürekli Beyazıt Öztürk'ü, Sezen Aksu'yu çağırdığı biz de bari şey çağıralım. <laughs> Cem Yılmaz'ı. Ya Nasıl filmlerin bir, büyük... E, a bence şey hayal kırıklığı olacak ya. Ya aynı suda aynı, zaten üç benzer üç film yap Yani Gora, Arok, Arif ve 216 devam filmleri. Ee, yani Gora bence gerçekten bence... yapıyorsun şu anda. Yok kafası. vallahi değil. Ben ben Cem Yılmaz filmleriyle ilgili umudumu maalesef kaybettim. Bütün hepsini seyrettim. Yani ve çok sevdiğim filmler var. Daha dün daha dün Hokkabazı tekrar seyrettim. Çok güzel bir film bence. İnsan hikayesi. Ee, yani pek yakındanın ilk bölümü çok güzel bir film. İlk bölümü, ikinci bölümü beni böyle kafamı karıştırdı. Diğer Ali Baba ve Yedi Cüceler. Hadi o da fena değil. O da sonra yine gerçek sütü şeylere gidiyor. Bak bütün hakikaten film külliyatına hakimim. Ama o kara komik komediler vesaireler bana geçmedi. Gora'da mazide bence öyle kalmalıydı ki zaten şey Cemil Masum deyince çok çıtayı ilk başlangıcı da çok yukarıya koyduğu için her şey çok güzel olacak tabii Varga ailesiyle beraber. Ben Gora 4'ten tabii ki seyredeceğim. Ama Olmayacak ya. Yani şey bence olmayacak. Yani öyle bir hep böyle hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü farklı şeylerde de öyle. Ne derler? Farklı serilerde de öyle oluyor. Şimdi mesela büyük bir heyecanlı Ölümlü Dünya 3'ü bekliyoruz değil mi? Ya da şey cinayet susunun bir yeni Hı. versiyonu vesaire. Orada da korkuyor mesela çıksa. Abi şimdi Ölümlü uzun... Dünya diyelim ki üçüncüsünü çıkardı. Hatta Cem Yılmaz hayatımızda ne kadardır var? Ve 95'te ben gösteriysem okula Leman gelmiştim. De Leman çıkıyordu, kültürde çıkıyordu, değil mi? 95'te sen 30 sene de diyelim ki bu da 30 sene Friends gibi bir seriye döndü. Ölümlü dünya. Abi hepimiz biliyoruz ki 20. 25. sezondan itibaren artık dili değişecek çünkü insanlar değişecek abi. Feyyaz Yiğit değişecek, Sarp Apak değişecek, İrem Sak bambaşka birisi olacak. Çeken yazan Ali Ataylar başka karakterler olacak, başka şeylerden beslenip başka şeyleri gülmeye, başka şeylerden güldürmeye çalışacaklar. Cem Yılmaz da aslında öyle oldu Yani bunu artık abi devri takip edemiyor demek biraz daha sert geliyor. O değil ama biraz ona da karşılık olabilir ama... Abi insanlar değişiyor. Ya bizim için de geçer. Şimdi sağ olsun hala insanlar senle benim yaptığı hala bu programda hep geliyor. ikimiz yani spor gecesiyle ilgili hala bak Yaşıyorsunuz. Ya o program ne güzeldi. Sizin sesiniz duyuyorduk vesaire. Çok komiktiniz. Çok güzel... Şimdi o zamanki MKG ile 10 seneyi geçti herhalde değil mi o dönemin hmm. üzerinden aşağı yukarı? O zamanki MKG ile Irmak Kazuk zaten... Yaşımız bir 10 sene öncesini al yani. Daha gençlik ve yaşanmışlıklarımız daha farklıydı. İzleyici kitlesi de değişiyor. Sen de değişiyorsun. Onun için mesela hiçbir zaman aynı suda... ikinci kere yıkanamıyorsun aslında. Bu Tatava programında da yaptığımız onun bir benzeri ama... farklı tabii ki ruhu. Aynen. Şimdi bu Gora... Zaten çıkışı Cem Bey'in stand-up'larında anlattı. İşte Türkler uzaya gitse ne no olurdan beslenen ve muazzam benim en sevdiğim filmlerden biridir. Sürekli açıp açıp 500 kere seyretmişliğim vardır. Şimdi farklı bir şey. Ya belki de iyi olur. Bilmiyorum ama çok fazla şeyim yok. İnşallah iyi olur. Yine seyrederim. Gözlerimden yaş gelir. Yine öyle benim için kült bir film olur. Yine tekrar ederim seyrede seyrede. Şeyi... E... Tabii özleyeceğimiz isimler de olacak. Bu filmde mesela e, sevgili Özkan Uğur, rahmetli hmm. e, yani yine e, kimler Erdal geldi, Tosun. Kimler geçti izledin mi? Baktınız mı ona? Yok kimler, yok. Kimler, yok ha, izlemedim. yeni şey dizi ha. girdi ya Serenay Sarıkaya. Yok yani. izlemedim, izlemedim. Yani kaybettiğimiz değerlerimiz de var filmde. İşte Garavül Usta ile Faruk ee, ne derler? Rasim, Rasim Öztekin. Öztekin. Karakterin adını hatırlıyorum. Evet. Rasim Bey. Bob Marley, evet. Faruk. Falan falan çok kült espriler vardı. Yani şu sen şöyle, ufo gören masum köylü koçum benim lafı... Yani o sekansa, bazı sekansları var Gora filminin. Hababam sınıfı gibi yani şimdi de gündem olduğu için... Bence zaten Cem Bey'in... alamet farkası... Mizah anlayışımızı değiştirdi ya. Yemin ediyorum bak benim mizah anlayışımı değiştirdi. Şimdi bunu yapan Feyyaz Yiğit. Şimdi bir yeni versiyonda Feyyaz Yiğit. Ve Aynen. Ali, Ali işte Bey, Ali Atay. Sürekli yaptığında zaten orada sen... Kalabilir. Ya, müzik grupları için Komedi bile... Komedi kültürünü bir numaralı besleyen kişi yani. Cem Yılmaz oldu burada 20 sene boyunca belki de. Ya bize sadece hmm. bize bize anlatarak yani var ya... Havuz problemi, ilk göstersen havuz problemi diyor. Böyle bir, bir personel var diyor Açıyorum 4 saatte de olacak falan diyor. diğer yani, hiç komik olmayan şeyleri bize yaparak bize... Ya altımıza iş etti ya. <laughs> Vallahi billahi. Hiç Defalarca gitti. Ya Muaz, ya Muaz ya çok büyük sanatçı, çok büyük şey. Biraz önce eleştirdiğim için üzgünüm ama Cem Bey de böyle şeylere kızıyor maalesef. <laughs> Siz anlamıyorsunuz diyor ya bize. E, geçenlerde öyle bir e, ya, ne yapalım? şey oldu Hasan Can'la ikisi arasında da. Ya bence durum aslında konuştuğumuz Yo, ya. Evet, yani. evet. Futbol heyecanının Media Markt'la tam zamanı. Media Markt Tatavayı sundu. Sesli yorumlar sadece sporda. Hemen indir.